Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çekimimizde de sizinle bere çalışması yapacağız. Fakat beremiz çift katlı olacak. Onun için altını da çift kat lastik yaptım. Buna torba lastik de deniyor. Şu kadar bir lastiğimi ördüm. Daha önce bunun yapımını gösterdim ben diğer videolarımda çift lastik olarak. Bunun için lastiğimi 5 numaralı şişle ördüm. 130 ilmeğim var. Şimdi bunun yarısı iç kısma gelecek, yarısı dış kısma gelecek. Yani 65-65 olarak ayıracağız. 5 numaralı şişle lastiğimi ördüm. Şöyle 6 numaralı misinalı şişle de beremizi öreceğim. Fakat bereyi ikiye ayıracağımız için ayrı bir misinalı şiş daha lazım. Bunun numarası önemli değil. Öreceğimiz numara bizim için elinizdeki yedek bir misinalı şişle geçirebilirsiniz. Şimdi şu yedeğimi ve aynı zamanda öreceğim misinayı da alıyorum. Şimdi bunları toplamaya başlayacağız. Düzümü aldım. Tersimi diğer misinayı alıyorum. Düzümü öndeki misinaya, tersimi diğerine. Tek tek bu ilmeklerimizi ayıracağız şişimize. Terslerimi diğer misinaya, düzlerimi de önümdeki misinaya alıyorum. Bakın bu arası torba lastik dediğimiz bu. Açılıyor. Böyle tek tek şişlerimizi geçirelim. Düzleri bir tane misinaya, tersleri de diğer misinalı şişimizi alalım. Evet arkadaşlar, ben bütün ilmeklerimi geçirdim. Düzlerim bir misinalı şişimde, terslerim de diğer misinalı şişimde. Bakın arası böyle açık. Şimdi çift katlı beremizin iç kısmını ben krem örmek istiyorum. Onun için şu krem ipimi alıyorum. Şuraya bağlamak istiyorum şimdi ipimi. Şimdi bakın. Beremizin burası iç kısmı. Diğer misyanındaki şişim ilmeklerimiz duracak. Onu sonra öreceğiz. Şimdi şu iç kısmını düz örgü olarak, berenin iç kısmını hiç örnek yapmayacağım. Direkt düz olarak öreceğim. Bu ilmeklerimi başlıyorum düz olarak örmeye. Fakat şimdi 130 ilmek vardı. 2'ye ayırdım. 65-65 kaldı. Beremi 80 ilmeğe çıkmak istiyorum. Onun için arada böyle bir 15 ilmek artıracağım. Bir tane artırdım. Sayarak gidiyorum. 4-5 ilmekte bir tane artıracağım.
Biraz karışık gibi duruyor ama şu birkaç sıra çıktıktan sonra burası ayrılıyor Berem'iz. Evet, son ilmeğimi de örüyorum. İplerimi düzelteyim. Evet, beremizin artık sadece şu krem rengi olan yerini öreceğiz. Birleştirerek 80 ilmek oldu. Artık bunu düz örgü olarak örüyorum. Devam ediyorum. Sadece kremi öreceğim artık. Evet, gördüğünüz gibi berenin iç kısmının düzünü örüyorum. Bunu yaklaşık bir 18 santim olana kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben beremi şöyle 19 santim kadar ördüm. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Şimdi kesme işlemini yaparken ister böyle önden kesebilirsiniz, isterseniz şöyle yandan. Tam şu açıklık olan yere geldim. Bir tane kestim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10 tane ördüm. Şimdi 11 ve 12. ilmeği kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ördüm. 11 ve 12. ilmeği kesiyorum. İkisini birlikte aldım. 10 tane örüp 11 ile 12.yi keseceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk kestiğimiz yere geldik. Bu sıra kesme işlemi yapmayacağız. Direkt bir sıra örüyoruz. Bu sıra kesmeden gideceğiz, geleceğiz. Tekrar kestiğimiz yerde tekrar 2 ilmeğe 1 alacağız. Bu sefer aramız 9 olacak. Bir sırada yine kesmeden yapacağız. 3, 4, 5 kere kesme yapalım. Yani şu kesme ile şu kesme arasında 5 ilmek kalana kadar bir sıra keseceğiz, bir sıra kesmeyeceğiz. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, ben 5 kere kestim. 2 sırada bir 5 kere kestim. 2 kesmenin arasında 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Sadece son dilimde 3 ilmek kaldı. Bayağı azalttık ilmek sayımızı. Şimdi toplayabilmek için bir tane örüyorum, bir tane doluyorum. Sıra sonuna kadar
Bir örüp bir dolayacağım. Evet, ilk doladığımız yere geldik. Şimdi ipimizi biraz paylı kesiyoruz. Şöyle ben iğne yardımıyla o bütün ilmeklerimizin içinden geçeceğiz. Şimdi şu doladığımız ilmek, onu bırakıyoruz. Şu ana ilmeğimizi alıyoruz. Doladığımız ilmekleri bırakıp şu ana ilmekleri şişteki alıyoruz. Şu ilmekleri uzatıyoruz yani. Evet, bütün ilmeklerimizi topladık. Şimdi beremizin tepesini büzeceğiz. Evet, burayı mümkün olduğunca sıkı bir şekilde bağlayalım. Diğer tarafın bitirimini de aynı şekilde yapacağız. Bu ipleri saklayacağız sonra. Bakın. Bitti. Diğer tarafı da öreceğiz. Beremiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi beremizin diğer tarafını öreceğiz. Bakın bir tarafını ördük. Şu taraf ters taraf. Şimdi de diğer tarafı örüp aynı ebata getireceğiz. Çift katlı olacak. Ben tabii bu misinamı değiştirmem gerekiyor. Onu değiştireyim. İlmek sayında 80'e çıkayım. Beraberce devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 80 ilmeğe yine çıktım, aralardan artırarak bir 15 ilmek artırdım. Şimdi berenin diğer tarafını öreceğiz. Bu tarafı bitti zaten. Bu tarafa da yine şöyle bu sefer de tam tersini yapıp
5 sıra pudrayla örüp 1 sıra krem gitmeyi planlıyorum. Yani artık devam ediyoruz pudra ipimize. 5 sıra öreceğim. Hatta ilk sırada koyabiliriz burada farklı. Şimdi bir tane ördüm. 5 sırada bir bu ip işi yapacağız. Bir tane de kremden ördüm. Bir tane pudrayla örüyorum pembe ipimizi. Bir tane kremle. Sadece bir sıra yapacağız bu işlemi. Böyle bir değişiklik, bir o arada bir çizgi gibi bir şey olsun diye. Evet. Daha sonra 5 sırada pembe ipimizle düz gideceğiz. Tekrar aynısını yapıp 5 sıra 5 sırada bir değiştirerek aynı şu ebata gel 18 santimde 18 santim olana kadar geleceğiz. Yine aynı kesme işlemlerini yapacağız. Ve tepelerini büzüp şu arayı da sadece şu ara dikilecek zaten. Burayı da dikeceğiz. Çift yönlü kullanılıyor beremiz. Bakın tepesi de şöyle. Arka tarafı da böyle. İster bu tarafını, ister diğer tarafını kullanılabilecek çift yönlü bir bere. Bunu tabi renk renk yapabilirsiniz. Lastikten sonra istediğiniz bir örneği de koyabilirsiniz. Tek renk bir tarafını krem, bir tarafını pembe örebilirsiniz. Yani o tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu tarafı da böyle. Evet arkadaşlar, beremizin görüntüsü böyle. Bitmiş hali.